Hepinize Merhaba arkadaşlar yeni bir Lite bölümüne hepiniz hoş geldiniz. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok istediniz e, abi göster dediniz abi yardımcı ol dediniz e, hassasiyet ve grafik ayarlarımız nasıl olması gerekiyor dediniz Ben de bununla ilgili bir video çekme kararı aldım e, sizlere kendim güncel olarak kullandığım e, grafik ve hassasiyet ayarlarımı göstereceğim e, şimdi Grafik ve hassasiyet ayarı aslında kişisel bir ayardır. E ben sadece bunu nasıl yapabilirsiniz o konuda sizlere yardımcı olacağım. E öncelikle şöyle bir antrenman moduna girmek istiyorum. E antrenman moduna girmemin sebebi e orada bütün dürbünleri tek tek alarak hepsinin hani e hassasiyetlerini ölçerek e kendi hassasiyet ayarlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi zaten detaylı olarak göstereceğim. Süsesi bir kapatayım. Şöyle first person moda bir alalım. Şimdi burada bütün dürbünlerimiz, bütün silahlarımız mevcut. Şimdi bu dürbünlerin hepsini tek tek alarak örneğin gösterelim şöyle mesela. Ee, şuradan bir ABM alalım. Tamam mı? Atıyorum 8x dürbünün ayarını yapacağız. Nasıl yapacağız abi? Vurma lan. Dur. Şimdi 8x dürbünümüzü buradan aldık. 8x dürbünü şöyle atıyorum. 8x dürbün zaten spray atmak için değil. Sadece keskin nişancı tüfeklerinde kullanılıyor. Bir sal be kardeşim. Bir sal ya. 8x dürbün sadece dediğim gibi keskin nişancı tüfeklerinde kullanıyor. Onun için ee, keskin nişancı tüfeklerine göre ayarınızı yapabilirsiniz. Şöyle alırsınız, bakarsınız. Hızlı mı geldi? Gelirsiniz ayarlara. Buradan kontroller aşağıdan 8x'i bulursunuz, düşürürsünüz. Veya yükseltirsiniz yavaşsa. Bu şekilde dürbünleri tek tek alarak bütün hepsinin hassasiyet ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben eee mouse 800 800'de kullanıyorum. Şöyle sizlere e, hassasiyet aralığımı göstereyim. E, genel hassasiyet 20-23 civarı. Zaten şunların hepsi aynı e, neredeyse. Hepsi e, bu bakışta olan hassasiyetler neredeyse. O yüzden bunların hepsini ben 23'te kullanıyorum. Bu dikey hassasiyet çarpım dediğimizde arkadaşlar bu aslında çok 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 önemli bir hassasiyet. Neden önemli? E, şuradan bir tane AR alalım. Ne alalım? E, M4 nerede? M4 alalım abi. Çünkü genel olarak herkes M4 kullanıyor. Şuradan mermi alalım. Burada da ne kadar kalabalık böyle ya. Boş bir tane M4. Tamam mı? Boş M4. Üstünde hiç beklentimiz yok. Mermi bulabilirsem Allah'ın izniyle. Nerede oğlum mermiler? Tam mermi. Ha burada var. Şuradan spamla spamla spamla. Hadi spamla ver 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 ver. Çanta mı yok? Çanta da alalım. Şöyle ver abi mermileri. Boş M4'ümüz var arkadaşlar. Şöyle şuradan da bir tane 3x alalım öncelikle. Şimdi oyun ilk başladığında dikey hassasiyet çarpanınız şu şekilde 1'de oluyor arkadaşlar. 0.94 1 fark etmez. Şimdi bu dikey hassasiyet çarpanı düşükken şöyle bir spray atmayı deneyelim. Gördüğünüz gibi silah bir tane de eksandı alayım ya. Silah mermisi çabuk bitiyor. Buradayken cam basabiliyor muyuz lan? He basabiliyoruz. boş Kardeşim ne yapıyorsun? Bir rahat durun da. Şimdi şuradan bir tane extended alalım abi. Extended, extended, extended. Nerede? Burada. Şimdi. Dikey hassasiyet çarpın. Dediğim gibi oyun ilk yüklendiğinde sıfır e, ayarlarda bir de oluyor. Şimdi. Gördüğünüz gibi 40 metre gibi kısa bir mesafeye bile Spray yani sprey atmakta zorluk çekiyorum. Benimki bir de masa mouse, boyu mousepad. Yani öküz gibi mouse aşağı çektiğim halde toparlayamıyorum spreyi. Peki bunu ikiye aldığımızda ne oluyor? Gördüğünüz gibi arkadaşlar rahat bir şekilde spreyimizi atabiliyoruz kolay bir şekilde toparlayabiliyoruz. Bir de çökmemiş halim diyor benim yani. Çöktüğümde gördüğünüz gibi mermimiz hiç hedeften şaşmıyor. Mermimiz bitti yine. Yani dikey hassasiyet çarpanımız da bu işe yarıyor arkadaşlar. Dikey hassasiyet çarpanı gerçekten çok önemli. Bunu ikiye çekmenizi tavsiye ederim. Ee, şöyle şimdi 4x spray denemesi yapalım. Ee, 4x'imizi taktık. Dikey hassasiyet çarpanı 2'deyken gördüğünüz gibi yani boş bir silaha göre yani bu kadar sektiğine bakmayın. Boş bir silaha göre çok iyi gidiyor yine. Silahımızı dolduralım şöyle bir. E e Şeylerini takalım eklentilerini Dikeyimizi taktık. E dipçiğini taktık. Namlu ucu frenini taktık. Zaten uzatılmışımız var. M4'ümüz şu anda full. Şimdi full M4 4x spray atalım. Gördüğünüz gibi ip gibi gidiyor sprey. Yani dikey hassasiyet çarpanı arkadaşlar benim için oyundaki en önemli e, ayarlardan birisi diyebilirim. Şimdi bunu da hallettiğimize göre, bunu da e, anlattığımıza göre şöyle hassasiyet ayarlarımı tekrardan göstermeye başlayabilirim. Bunlar işte 2x, 3x, 4x falan bunlar zaten hep aynı e, benim gözümde yani fazla bir fark olmadığı için bunların hepsini ben 23'te kullanıyorum. Ee, 6x'e geldikten sonra 6x artık hani 4x'te hem sprey attım hem nişan aldığım için 4x'i 23'te kullanıyorum ama 6x'te genelde sprey atmadığım sadece keskin nişancı tüfeklerinde kullandığım için bunları da 20'de kullanıyorum arkadaşlar hatta benim bu 18'deydi. kim 20'ye aldı şöyle şuradan da ayar yapabilirsiniz isterseniz Şu şekilde yapabilirsiniz ee, ondan sonra e, bunlarda zaten şey yok bunların hepsinde aynı ee, bazı arkadaşlar da bana şey sordu ee, neredeydi o? Dur önce şey yapalım. Tuş ayarlarında arkadaşlar hızlı mark atma diye bir şey var. Yani hızlı işaret atma. Bu sadece squat ve duo maçlarda olur. Yani takım arkadaşınızla oynadığınızda olur. Neredeydi o? Ha, hızlı işaret. Gördüğünüz gibi bu, bu istediğiniz tuşu ayarlayabilirsiniz bunu. Ee, mesela ne ayarlayalım? Ee, hangi tuşta? Ü'yü ayarlayalım mesela. Ü'yü ayarlanmıyor ama. Ee, ne ayarlayalım? Mesela biri ayarlayalım. Gördüğünüz gibi biri ayarlandı. Yani bunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ee, i̇stediğiniz şekilde kolay bir şekilde markanıza atabilirsiniz. Ben mouse'un e, yandaki makro tuşuna atadım. Rahat bir şekilde oradan şey yapabiliyorum. Ve ayrıca şu niye çıkamıyorum buradan ben? Bir dakika. Değişti mi ki bu? geri dönmek istediğiniz emin misiniz? Kaydım tüm değişiklikler kaybedecektir. Onayla. Şimdi şu ses açma kapatma var. Gördüğünüz gibi sesi açtım. Kapattım. Açtım. Kapattım. Bunu nasıl yapıyorum peki? Ayarlardan yine tuş ayarından burada gördüğünüz gibi genel savaş işte efendim ne bileyim yakın bakış falan filan yazıyor. Buradan sese geliyoruz. Sese geldiğinizde ana sesi kapat, ana sesi aç. Yani bunu ana sesi kapata bir tuş atadığınızda o tuşla ee, şey yapabiliyorsunuz. Hem sesi kapatıp hem sesi açabiliyorsunuz. Ee, bu da böyle bir bilgi olsun. Burada başka göstermek istediğim bir şey var mı? Yok. Grafik ayarlarına gelecek olursak arkadaşlar grafik ayarı monitörün herzine e, monitörün çözünürlüğüne göre değişiyor. Yani en önemlisi de sizin gözünüze uygun olması. Ben e, hepsini tek tek denedikten sonra bu şekilde kullanmaya karar verdim. Yani hepsini zaten Ultra'da kullandım mı da bilgisayarım kaldırıyor. Bilgisayarda herhangi bir problem, problemim yok. E, hepsini ultra, Ultra'da kullandım mı da şey oluyor yani. Bilgisayarda sıkıntı olmuyor donma kasma gibi bir... Ama oyunda şu anda e, çözümlenmesi gereken bir sıkıntı var FPS düşüşü. Siz bunları çok yükselttiğinizde bilgisayarınızda sorun olmasa bile oyunda FPS düşüşü sağlanıyor. O yüzden görüntü kalitesi kötü bir hale geliyor. Ee, o yüzden ben bu şekilde aldım. Hem adamları rahat görmek açısından hem de e, gözümü rahatsız etmeyecek şekilde e, bu şekilde kullanıyorum. Yani siz de tek tek bunları e, tek tek deneyerek böyle antrenman moduna girin etrafınıza bakın uzaktaki adamları görebiliyor musunuz falan filan diye bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ee, burada FPS, FPP kamera açısı var. FPP kamera açısını 80'e düşürdüğümüzde gördüğünüz gibi FPP kamera açısı böyle bir daralıyor etrafınızı. E, tam olarak göremiyorsunuz. Ama siz bunu gidip e, bak zaten şimdi ekrandan göreceksiniz. Şuraya iyi bakın. Bakın genişledi. Yani bu şekilde e, yapabilirsiniz siz Parlaklığı ben sıfırda kullanıyorum. Neden sıfırda kullanıyorum? Parlaklığı arttırdığımızda adam görmek zorlaşıyor bana göre. Yani benim gözüme göre öyle. Yani siz siz bunu 50'de de kullanabilirsiniz ki 50 de fena değil. 20'de kullanabilirsiniz. Şöyle 30'da kullanabilirsiniz. Yani bu sizin göz zevkinize bağlı arkadaşlar. Ne şekilde nasıl rahat ediyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi burada ee, ee, like... Bu neydi lan? Dur bir dakika hatırlayayım ben bunu. Bir. Şöyle bir değiştireyim bakayım. Ha tamam bu şey. Yani bu oyunu böyle garip bir hale sokuyor. Yani bu şekilde oynayan da olabilir. Tabi bu benim şu andaki grafik ayarlarım e, bu şekilde olduğu için böyle bozuk duruyor. Belki sizin grafik ayarlarınızda bu daha güzel durabilir. PUBG Mobile havası veriyor. Hani şu anda ben PUBG Mobile'de gibi hissediyorum. Hani bana böyle geliyor. Baksanıza aynı PUBG Mobile gibi. Harbiden lan aynı PUBG Mobile gibi oldu ha. Bunlar düşüyor mu? Aynen. PUBG Mobile'de gibi düşüyormuş. Bunu tekrardan diğer ayarını alabilirim. Bu neydi? Bu FPS sınırı ile alakalı bir şey. Onu tam olarak bilmiyorum ama ben de açık açık kalmasını tavsiye ederim. E, maksimum FPS e, monitörüm 144 Hz değil 60 Hz. 144 Hz monitör vardı e, ama yalan oldu. <laughs> monitörüm 60 Hz olduğundan maksimum FPS'i 100'de tutuyorum. E, fazlaya çekseniz de bir şey fark etmeyecek zaten. Oyuna hafiften kasmalar, donmalar girebilir. Yani çek çekseniz de bir şey fark etmiyor. Yani donmaz, kasmaz o kadar ama atıyorum böyle büyük bir one man squat'tasınızdır veya squat maçtasınızdır. Ee, squat maçta böyle takımın arasına girdiğinizde bir donmalar, kasmalar olabilir ufaktan. Aslında FPS yükselttiğinizde oyun daha akıcı bir hale geliyor ama dediğim gibi kasma, donma sorunları olabilir. Şöyle mesela Ateş edince herhangi bir sıkıntı oluyor mu? Bakın gördünüz mü? Bakın, kasma'yı görüyor musunuz? Bakın onu ee, göremeyenler tekrar bir izlesin orayı. Ee, ben de şunu tekrardan bir şey alayım. Ee, FPS'i 100'e çekeyim. Bakın az önceki gibi bir donma kasma gibi bir şey olmadı. Az önce böyle often bir Bulanıklaştı ortalık şey oldu. Az önceki gibi bir şey olmadı. Ya, tabii bu bilgisayarla alakalı değil. Dediğim gibi. Yani monitörünüz 60 Hz olsa bile yaklaşık bir 150 FPS'e kadar FPS alabilirsiniz. Ama ee, şeyle alakalı hmm, ne derler oyunun şu anda e, sıkıntısı var e, şeyle ilgili neydi konuşamıyorum bugün ya ee, FPS düşüşü var bakın zaten şuradan da görebiliyorsunuz şu, şu anda sol tarafta kalıyor bakın şuradaki bilgiler var ya, yukarıda FPS yazıyor FPS ile ilgili sorunlar var bakın kırmızı olduğunda orada dosya işareti çıktığında oyunun FPS ile ilgili bir sorun olduğunu söylüyor ee, başka 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 demek istediğim bir şey var mı? Ne dedik abi şimdi bir gözden geçirelim. Hassasiyetlerimizi gösterdik. Diki hassasiyet çarpanını gösterdik. Tuş ayarları. Oynan işte herhangi bir şey var mı? Yok. Yani buradan ee, diğer şeylerinizi ayarlayabilirsiniz. Ekranda tuş rehberi etkinliğsizdir. İstemiyorum. Ee, FPS info Bunlar işte e, şu üç arkadaşlar şuradaki çıkan bilgiler sol sol taraftaki çıkan bilgiler var ya onlar onlar oluyor başka bir şey var mı oynanışa gelelim bakalım nişan gösterim rengi özel nişan gök kırmızı ya istedikleri falandır filandır burası bu şekilde tuş ayarlarına baktık kontrollere baktık hmm. sese baktık ses de ben ana sesi e, kapalı tutuyorum müziği kapalı tutuyorum. Arayüzü yüzü kapalı tutuyorum. Oynanışta işte etkili. Yani bu ne demek oluyor? Bu üçünü kapattığınızda arkadaşlar. Şöyle bir lobiye dönelim. Maçı terk et. Lobiye döndüğünüzde bakın. Bir şeyi aktifleştirelim bir arayüzü. yüzü. Şu ara yüzü bir aktifleştirelim. Aktifleştirelim. Ses. Ara yok arayüz değildi bu pardon bir dakika abi oyuna başladı <laughs> dur bir dakika ben oyundan çıkayım hemen bir dakika arkadaşlar <laughs> evet arkadaşlar şimdi ayarlar ses ana ses tamam bahsettiğim buydu işte bakın ana sesi etkinleştirdik mi böyle şeyler abi niye oyuna hemen başlıyor normalde böyle hızlı başlamaz ha vallahi normalde böyle hemen başlamaz şanssızlığımız oldu. İşte dediğim gibi arayüz açtığınızda öyle sesler çıkıyor. Ben de o sesleri sevmiyorum. Arayüzü ve ana ses açtığınızda öyle sesler çıkıyor. Ben de bu sesleri sevmiyorum. O yüzden kapalı tutuyorum. Lobide herhangi bir ses çıkmıyor. Sadece oyunun içindeki ses açık. Onu da masumun makro tuşuyla açıp kapatabiliyorum. Kusura bakmayın yeni uyandım biraz esniyorum ama. Ee, ses de tekrardan bunları kapatalım. Arayüzü kapat. Okey. Sadece oyun sesi açık. Ee, ses giriş modu. Ha bu şey. Neyse bunları boş ver. Ses giriş modu yani şey girsin mi sesiniz gitsin mi millet o. Mikrofon ses seviyesi, ses iletişim seviyesi. Bunu bilmiyorum. Sens TV. Bilmiyorum bunun ne olduğunu açıkçası. Evet arkadaşlar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Ee, hassasiyet ayarlarım, grafik ayarlarım bu şekildeydi. Size verebileceğim bilgiler bu şekildeydi. Umarım dediğim gibi işinize yaramıştır. Ee, daha çok videolar gelecek. Yalnız desteklerinize ihtiyacım var. Videoyu izledikten sonra bir like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri de açın mutlaka arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.